Elhasıl, sair enbiya aleyhisselam'ın mucizatları birer havarık-ı sanata işaret ediyor ve Hazreti Adem aleyhisselam'ın mucizesi ise esasat-ı sanat ile beraber ulum ve fünunun havarık ve kemalatının fihristesini bir suret-i icmalide işaret ediyor ve teşvik ediyor. Amma mucize-i kübra-i Ahmediyye aleyhissalatu vesselam olan Kur'an-ı Mucizül Beyan ise talim-i esmanın hakikatına mufassalan mazhariyetini, hak ve hakikat olan ulum ve fünunun doğru hedeflerini ve dünyevi uhrevi kemalatı ve saadatı vazıhan gösteriyor. Hem pek çok azim teşvikatla beşeri onlara sevk ediyor. Hem öyle bir tarzda sevk eder, teşvik eder ki o tarz ile şöyle anlattırıyor: Ey insan, şu kainattan maksadı âlâ tezahürü rububiyete karşı ubudiyeti külliye-i insaniyedir ve insanın gaye-i aksası o ubudiyete ulûm ve kemalat ile yetişmektir. Hem öyle bir surette ifade ediyor ki, o ifade ile şöyle işaret eder ki, elbette nev-i beşer, ahir vakitte ulûm ve fünûna dökülecektir. Bütün kuvvetini ilimden alacaktır. Hüküm ve kuvvet ise ilmin eline geçecektir. Hem o Kur'an-ı Mucizül Beyan, cezalet ve belagat-ı Kur'aniyeyi mükerreren ileri sürdüğünden remzen anlattırıyor ki, ulûm ve fünûnun en parlağı olan belagat ve cezalet, bütün envaiyle ahir zamanda en mergup bir suret alacaktır. Hatta insanlar, kendi fikirlerini birbirlerine kabul ettirmek ve hükümlerini birbirine icra ettirmek için, en keskin silahını cezalet-i beyandan ve en mukavemetsuz kuvvetini belagat-ı edadan alacaktır.